Herkese merhabalar arkadaşlar. Başka bir LeetCode sorusuyla tekrar birlikteyiz bugün. Bugünkü sorunun ismi palindrom number. Size verilen bir integer değerinin arkadaşlar palindrom olup olmadığını bulmanız isteniyor. Palindrom nedir arkadaşlar? Palindrom tersi de kendisine eşit olan aslında stringler içerisinde gösteriliyor genellikle. Tabii sayılar da palindrom olabilir. Örneğin 121 sayısı tersten okulduğunda da 121 olduğu için bu sayı palindromdur diyebiliriz. Burada arkadaşlar follow up olarak bu sayıyı bir string'e çevirmeden yapabilir misiniz bunu? Bu sayının palindrom olup olmadığını aslında bundan da bahsetmiş. Örneklere bakarsak arkadaşlar 121 sayısı az önce dediğim gibi tersten de okunduğunda yine 121 olduğu için kendisine eşit, bu yüzden geriye true döndürmemiz istenmiş. Eksi 121 sayısına baktığımızda arkadaşlar soldan sağa gittiğinde eksi 121, sağdan sola okunduğunda da 121 eksi şeklinde olduğu için bunlar birbirine eşit değil. Bu yüzden aslında burada not palindrom diye geriye false döndürmemiz isteniyor. Hemen arkadaşlar bundan burada şunu da görüyoruz aslında. Bütün negatif sayılar için geriye false döndürmemiz gerekecektir. Üçüncü örneğe bakarsak arkadaşlar 1 0 yani 10 değeri verilmiş bize. Sağdan sola okunduğunda 0 1 olduğu için arkadaşlar buradaki sayının kendisi bizim orijinal sayıya eşit olmadığı için geriye false döndürmemiz istenmiş. Yine arkadaşlar dördüncü örnekte de aslında eksi 101 için az önce de yukarıda gördüğümüz gibi tüm eksi sayılar için palindrom olmadığını ve geriye false döndürmemiz gerektiğini burada belirtmiş bize. Constraints'lere bakarsak integer'ın alabileceği değerler kapsamında olduğu belirtilmiş bize arkadaşlar. Şimdi şöyle tek bir whiteboard'a geçelim. Şimdi burada aslında arkadaşlar çok basit bir mantıkla string'in sonuna, pardon integer'ın sonuna kadar gidip aslında son tersten halinde bir integer şeklinde oluşturup bu sayıyı bulabiliriz. Daha güzel bir yöntem arkadaşlar sayının yarısını gezmek. Yani ben sayının arkadaşlar sondan başlayıp ortasına kadar gelene kadar bu şekilde bir yönde integer'larını ve digitlerini birbiriyle birleştirip bir sayı oluşturacak şeklinde ilerlersem sayının yarısına kadar geldiğimde kontrolde eğer bu sayıyla benim orijinal sayım birbirine eşitse, kalan sayım daha doğrusu, burada ben bunu palindrom diye geri döndürebiliyorum. Burada da arkadaşlar işlemi nasıl yapıyorum? Önce son rakamını alıyorum bir, sonraki her satırda, her iterasyonda daha doğrusu bu benim orijinal sayımı bir 10 ile çarpıp gerisine bir sonraki digite ekliyorum aslında. Yani 1 çarpı 10, 10, 10 artı 3, 13 oldu. Daha sonra bir sonraki iterasyonda 13'ümü 10 ile çarpıyorum, 130, 4 ekledim, 134. Benim orta noktaya geldim mi? Evet. Orijinal sayımda kalan digitlerle bu sayı aynı mı? 134, 134, evet. O zaman bu sayı benim için palindrom bir sayıdır diyebiliyorum. İkinci case'imizde arkadaşlar bir sayının tek uzunlukta olması, tek uzunluktaki rakamlardan oluşması. Bu aşağıda gördüğünüz gibi arkadaşlar 134, 84, 31 sayısı 7 rakamdan oluşan bir sayı. Yani tek bir rakamdan oluşan bir sayı. Böyle bir durumda da arkadaşlar yine aynı mantığı aslında ben burada sayının orijinali değil de sayının ona bölümünden ona bölümüyle kontrol etmem gerekecek. Yani ben burada 134'ü buldum. Buradan sarıyla olan kısımları tersten okuduğumda 1348 elde ediliyor. Bunun ona bölümü bana yine 134'ü vereceği için aslında ben burada sadece sayının tek uzunlukta olup olmadığını kontrol etmem. Ve eğer tek uzunluktaysa da bu sayının orijinal sayının onda biri olup olmadığını kontrol etmem benim için yeterli olacaktır aslında. Peki tekrar şöyle bir Google Chrome'a geçip bunun kodlamaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bazı temel base case'leri yazalım. 0'a eşitse ben burada geriye true döndüreceğim. Çünkü benim için 0 bir tersi de kendisine eşit bir sayıdır. Eğer x 0'dan küçükse arkadaşlar negatif sayılar için az önce de bahsetmiştik false döndüreceğim. Veya x mod 10 eşit 0 ise yani 10'a tam bölünebilen yani son rakamı 0 olanlar hiçbir şekilde şey olamıyorlar. Palindrom olamıyorlar.
O yüzden geriye false döndüreceğim. Peki burada bir reverse adında bir değişken oluşturuyorum. Buradaki benim için aslında sayının sonundan başlayarak oluşturduğum sayı burada reverse adlı bir değişkendi. Tutacağım. Daha sonra da arkadaşlar while x büyüktür reverse olduğu sürece çok basit bir şekilde aslında her zaman son rakamını alacağım. Sayının kendisini ona böleceğim. Sonra benim reverse olan sayımı da 10 ile çarpıp o son rakamını aldığım son rakamını buradaki reverse sayısına ekleyeceğim. Var last x mod 10. Sonra arkadaşlar son rakamını atmak için x'i 10'a bölüyorum. Ve reverse'e de reverse çarp 10 artı last digit diyorum. Az önce zaten arkadaşlar yaptığımız mantığın aynısı whiteboard içerisinde. Son rakamını alıyorum. Sayının kendisini 10'a bölüyorum ki son rakamını atayım. Unutayım artık son rakamını. Ve benim reverse değişkenim kendisinin 10 katı yani bir sonraki basamağa gelip last digit'i de ekleyerek aslında benim reverse'ümün de son rakamını benim last digit olacak şekilde yerleştirme yapıyorum. Peki burada yarısına kadar geldim arkadaşlar. Burada daha sonra da if x eşittir reverse ise return true diyeceğim. Else return false diyeceğim. Yani benim x sayım az önce de bahsettiğim gibi sarıyla ve maviyle belirttiğim kısımlar birbirine eşitse burada geriye true döndüreceğim. Değilse geriye false döndüreceğim. Peki burada arkadaşlar tek olduğunda ne oluyordu? Tek sayı olduğunda. Benim tek sayı olduğunda aslında bizim reverse kısmımız orijinal kısmımızdan bir fazla rakam içeriyordu. Bunun için de arkadaşlar buradaki if kısmının içerisinde aslında x eşit reverse bölü 10'a eşitse yani son rakamını atıyorum artık. Çünkü ortadaki benim için tek haneli sayılarda ortada kalan bir rakam olması lazım. Ortadaki rakamı atıyorum ve kalan iki kısım birbirine eşit mi diye kontrol ediyorum. Bu iki case'den biri true doğruysa arkadaşlar geriye true döndüreceğim. Yani benim sayım palindromdur. Değilse geriye false döndürüyor olacağım. Bir run edelim kodumuzu burada. Evet, kodum başarılı şekilde run oldu. Artık kodumu submit edebilirim ben de. Evet, runtime 68 milisaniye ve tüm C# submission'larından %54'ünden daha hızlı bir şekilde çalışıyor oldu. Dediğim gibi arkadaşlar burada en temel case'imiz aslında sayının tek haneden mi oluşması yoksa çift haneden mi oluşması. Eğer çift haneden oluyorsa ben tam ortası ikiye bölebiliyorum sayıyı. Yani benim sayının kalan kısmıyla reverse ettiğim kısım birbirine eşittir diyebiliyorum. Değilse arkadaşlar benim reverse'ümde bir tane fazla rakam olacak. Bu yüzden benim kalan kısmım reverse'ün onda biri mi? Yani sonundaki rakamın atılmış haline eşit mi diye bir kontrol yapıyorum burada. Peki arkadaşlar benim bu soruyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki LeetCode sorusunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.